Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün sizlerle oldukça ilginizi çekebileceğini düşündüğüm bir konu üzerine video hazırlamak istedim. Biliyorsunuz ki bugüne kadar korku karakterlerinin gerçek hayattaki gerçek hikayelerini pek çok kez sizlerle buluşturdum. Bu videoda ise daha önce de birçok videomda değindiğim ve en sevdiğim dizilerden biri olan American Horror Story'de geçen bazı karakterlerin gerçek hayatta kimler olduğunu inceleyeceğiz. 80'lerin meşhur M Sokağı Kabusu ve 13. Cuma gibi korku filmlerinden ilham alan American Horror Story 1984 Amerika yayınından bir gün sonra 19 Eylül Perşembe günü FX'te olacak. 1984'ün yazında Los Angeles'tan kaçan 5 arkadaş Redwood kampında danışman olarak çalışmaya başlar. Yeni işlerine alışmaya çalışırken kamp ateşi hikayelerinden daha korkunç olan şeyin, yani arkalarında bıraktıkları geçmişin ise kendilerine musallat olduğunu çok çabuk öğrenirler. Ayrıca American Horror Story ve birbirinden güzel daha pek çok yapım için FX Türkiye YouTube sayfasına da mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Yukarıya link olarak da bırakıyorum arkadaşlar. Bu arada FX deyip duruyorum. FX ne derseniz D-Smart Kablo TV, TV Bu, TV Plus ve Blue TV üzerinden izleyebilirsiniz. Yani arkadaşlar anlayacağınız gibi efsane bir sezon geliyor. O yüzden bu video da benim için gerçekten çok önemli. Sizler de sonuna kadar izleyerek bugüne kadar American Horror Story bölümlerinde karşımıza çıkmış olan en sevdiğiniz karakterin hangisi olduğunu yazarak aşağıdaki yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Sevdiği karakterlerden birini yazan tam 3 kişinin yorumunu bir süre sonra kısa bir süreliğine sabitleyeceğim. Ve ne kadar çok yazarsanız şansınız o kadar artar. İnceleyeceğimiz ilk karakter Madame Delphine Lalaurie. American Horror Story'de Katie Bates'in canlandırdığı karakter bugüne kadar dünya üzerinde gelmiş geçmiş en ürkütücü kadınlardan biri olabilir. İlk olarak bu karaktere değinmek istedim çünkü olaylar serinin 3. sezonunda yani Coven'da karşımıza çıkıyor ve Coven benim en favori sezonlarımdan biri diyebiliriz. Madame Lalaurie dizide kötü niyetli bir annedir ve evinde oldukça fazla köleye sahip olan zengin bir kadındır. Hem de oldukça fazla. Bu konuya geri döneceğiz. Söylediğine göre Madame Lalaurie evinde çalıştırdığı kölelere inanılmaz derecede kötü davranır. 1775 yılında doğan Madame Lalaurie'nin yaşadığı dönem içinde kölelik dünya genelinde oldukça normal karşılanmaktadır ve köleleri disipline etmek de olması gereken bir şeydir. Ancak gerçek bir zalim olan genç kadın bu durumu biraz daha abartır. Özellikle de Fransız Louis Lalaurie ile yaptığı 3. evlilikten sonra kadının 50'nin üzerinde köleye sahip olduğu bilinmektedir. Madame Lalaurie ailesinin ve çevredekilerin de tasvip etmemelerine rağmen köleleri zincire vurmaktan, günlerce aç ve susuz bırakmaktan asla vazgeçmez. 1834 yılının Nisan ayında Lalaurie malikanesinde korkunç bir yangın çıkar. Yangın mutfakta başlamıştır. Mutfak ise kölelerin yaşadığı bölümün tam altındadır. Bu yüzden içeride bulunan kişilerin yangın tüm evi sarmadan önce kurtarılması için yetkililer ve çevredeki komşular kendisinden bu bölümün anahtarlarını ister. Ancak gariptir ki Madame Lalaurie anahtarları vermeyi reddeder. Bunun üzerine yetkililer kapıyı kırarak içeri girmek zorunda kalırlar ve asıl ondan sonra korkunç gerçek su yüzüne çıkar. Madame Lalaurie'nin evindeki kölelere tahmin edildiğinden çok daha korkunç davranmıştır. Hepsi yaşadıkları odalarda sıkı bir şekilde zincire bağlanmış durumdadır ve tüm vücutlarında yaralar bulunur. Aslında çok daha derin bir konu ama buradaki detaylara pek girmeyeceğim malum sebeplerden ötürü. O yüzden detayları öğrenmek isteyenler Google'dan veya YouTube'dan araştırabilirler. Daha sonra da ise yangının evde yaşayan ve kolundan mutfaktaki ocağa zincirlenmiş 70 yaşındaki bir kadın köle tarafından çıkartıldığı öğrenilir. Ayrıca kadının söylediğine göre yukarı katlardaki odalardan birine çıkan bir köle bir daha asla ev içinde görünmemektedir. Ayrıca bir başka söylentiye göre ise Madame Lalaurie'nin genç ve güzel kalabilmek için bazı kölelerin kanlarını toplayarak yüzüne ve vücuduna da sürmektedir. Ancak bu sadece bir şehir efsanesi, gerçeklik payı var mı bilmiyoruz. Aynı Elizabeth Bathory gibi. Madame Lalaurie ise bu durumdan sonra Paris'e kaçar ve orada yaşamaya başlar. 1840'lı yıllarda ise öldüğü tahmin edilir. Ancak kendisine ait hiçbir kayıt yoktur ve mezarı da asla bulunamamıştır. Hazır Elizabeth Bathory demişken, açık ara en sevdiğim karakterlerden biri, kontes olarak da bilinen Elizabeth Johnson, American Horror Story Hotel isimli 5. sezonda karşımıza çıkan bir karakterdir.
Bu arada arkadaşlar, hotel sezonu da benim gelmiş geçmiş en sevdiğim sezonlardan biri. Coven ve hotel kapışır yani, öyle diyeyim. Kontes olarak da bilinen 112 yaşındaki güzel vampir Elizabeth, American Horror Story'deki Hotel Cortez'in sahibidir ve kendisine dizide Lady Gaga tarafından hayat verilmiştir. Bu arada ilgili sezondaki Hotel Cortez yaratılırken ünlü Cecil Hotel'den ve içinde yaşanan cinayetlerden ilham alınmıştır. O konuyla ve Eliza Lam'le ilgili uzun bir videom var. O yüzden burada hiç değinmeyeceğim. Elizabeth Bathory, namı değer kanlı kontes, tarihte bilinen ilk vampir olarak geçer. Elizabeth, Macaristan'ın en zengin ve köklü ailelerinden birinde doğmuş bir kız çocuğudur. Daha 4-5 yaşındayken saray nöbetlerine katlanmak zorunda kalır ve sorunlu bir çocuk olarak yetişir. 1575 sonbaharında 15 yaşındayken 25 yaşındaki bir kont ile evlenir ve kendi soyadını devam ettirmek için soyadını ona verir. Evli oldukları 25 yıl içerisinde kocası savaşa gittiği için yalnız kalan Elizabeth'in hayatı gittikçe sıkıcı bir hal almaya başlar. Zaman öldürmek için saatlerce ayna karşısında kendisine bakar durur. 20'li yaşlarında ise köleleri ve evinde çalışan hizmetçilere işkence yapmaya başladığı iddia edilir. Bu işkenceler gün geçtikçe Elizabeth'e büyük bir zevk vermeye başlar ve genç kadın günden güne sadist bir yapıya bürünür. Bir gün genç bir hizmetçi kız Elizabeth'in saçını tararken yanlışlıkla canını acıtır. Ardından canı yanan Elizabeth'ten çok sert bir tokat yer. Burnu kanayan genç kızdan akan kan Elizabeth'in eline gelir ve Elizabeth bu kan ile kızın güzelliğini aldığını düşünür. Elizabeth'in bundan sonraki süreçte genç kızların kanlarını içerek güzelleştiğine, gençleştiğine inanır. Bundan sonraki 10 yıl içerisinde Elizabeth Bathory'nin yardımcıları ona birçok güzel kız getirir ve ne yazık ki hepsi Elizabeth'in elinde can verir. Böylece kendisine de kanlı kontes denmeye başlar. Özellikle de kocasının ölümünden sonra kendisiyle ve güzelliğiyle daha fazla ilgilenmeye başlayan Elizabeth, kendisini gençleştirdiğini düşündüğü kan banyoları yapar. Bir süre sonra Elizabeth ve yaşadığı kale hakkındaki bu korkunç dedikodular Macaristan İmparatoruna kadar ulaşır. Bunun üzerine imparator tarafından verilen emirle kaleye bir baskın düzenlenir ve 30 Aralık 1610 tarihinde Elizabeth'in kuzeni tarafından yönetilen bir grup asker gece baskını düzenler. Tüm askerler kaledeki korkunç görüntü yüzünden şaşkına dönmüştür. Kalenin altında en az 50 kişinin cansız bedeniyle karşılaşırlar. Kale basıldıktan sonra Elizabeth yardımcılarıyla birlikte cezalandırılır. Elizabeth'in ölümü de hiç kolay olmamıştır. Ölene kadar kendi kalesinde neredeyse tamamı duvarlarla çevrili bir odada hapis kalır. Neredeyse güneş ışığı olmadan zifiri bir karanlıkta tam 3 yıl geçirir. 21 Ağustos 1614 tarihinde ise 54 yaşındaki Elizabeth yemeğini getiren bir hizmetçi tarafından ölü olarak bulunur. Kendisi odada bulunduktan sonra cesedini dışarı taşıyan muhafızlar cesedi güneş ışığında gördüklerinde resmen şok olurlar. Çünkü bu taşıdıkları ceset kontes değildir, iblisin ta kendisidir. Elizabeth korkunç bir fiziksel deformasyon geçirmiş, yüzü ve vücudu tamamen tanınamaz bir hale gelmiştir. X-Men, American Horror Story'de yine 3. sezonda yani Coven'da karşımıza çıkan ve saksafon çalan bir caz müzisyeni olarak gördüğümüz karizmatik bir karakterdir. Kendisi bir seri katildir ve tahmin edebileceğiniz gibi bir balta kullanır. Dizide 1914 yılında Coven'da öldürülür ve daha sonra Ouija board kullanılarak geri çağrılır. Gerçek hayatta ise X-Men, yani balta adam veya baltacı, New Orleans'da balta kullanarak Mayıs 1918 ile Ekim 1919 yılları arasında bir dizi cinayet işleyerek şehirde fırtınalar estirmiş bir kişidir. Kendisi söylenenlere göre kurbanlarının evine gecenin bir yarısı ve genellikle arka kapıyı kullanarak girer. Kayıtlı olarak 8 tane kurbanı olduğu söylenir ancak gün ışığına çıkmayan daha pek çok kişi olduğu da iddia edilmiştir. Nedeni bilinmese de kurbanlarının çoğu İtalyandır ve bu ölümler o yıllar içinde şehir genelinde korkunç bir panik oluşmasına sebep olmuştur. 14 Mart 1919 Cuma günü New Orleans Times gazetesine isimsiz bir mektup gönderilir. Katil tarafından yazıldığı varsayılan bu mektupta 19 Mart tarihinde gece tam saat 12'yi çeyrek geçe katilin kendisine yeni bir kurban bulacağından bahsedilir. Katil mektubuna bir ayrıntı daha eklemiştir. Evlerinde ya da bulundukları yerde caz müzik çalanların hayatını bağışlayacaktır. O gece New Orleans tüm barları ve kulüpleri tıka basa dolar ve sabaha kadar her köşe başında caz müzik çalınır. O gece kimse öldürülmez. Polis X-Men'i hiç yakalayamaz ve katilin kim olduğunu ortaya çıkartamaz.
Cinayetler ise başladığı gibi birden durur. Daha sonra ise benzer birkaç olay yaşanmıştır ve tutuklanan birkaç kişi olur, olmuştur. Ancak hiçbirinin gerçek baltacı ya da balta adamı olmadığı iddia edilmiştir. Aslında tüm olay inanılmaz derecede uzundur. Hakkında pek çok makale ve belgeselde bulunur. Şimdi size bir iş adamı ve komşularının partilerinde de palyaçoluk yapan ve American Horror Story'e de ilham kaynağı olduğu varsayılan bir seri katilden bahsedeceğim. Twisty, Freaky Show'da karşımıza çıkan ve serinin fanları tarafından gelmiş geçmiş en sevilen kötü karakterlerden biri olmayı başarmış katil bir palyaçodur. Ben de seviyorum kendisini. Gerçek hayatta ise 1942 doğumlu olan ve bir ablası ve bir de kız kardeşi bulunan normal bir çocukluk geçirdiği tahmin edilen John Wayne Gacy örnek bir vatandaştır. Hatta o kadar örnek bir vatandaştır ki bir süre sonra palyaço kılığında hastaneye gidip hasta çocukları eğlendiren bir gönüllü organizasyona bile katılır. 11 yaşında kafasına çarpan bir salıncak nedeniyle ağır yaralanan küçük çocuk 16 yaşına kadar dönem dönem hafıza kayıpları yaşar. 1964 yılında evlenen John, 68 yılında bir erkek çalışanına uyguladığı taciz nedeniyle tutuklanır. Hakkında 10 yıl hapis cezası istenen John sadece 18 ay kadar hapiste kalır ve ardından serbest bırakılır. Bu dava süreci esnasında tabii ki eşi kendisinden ayrılmıştır. Bu olayların ardından John Chicago'ya döner ve orada ikinci bir evlilik yapar. Aslında olaylar da tam bundan sonra başlar. O dönemlerde iş hayatındaki yükseliş ve boş zamanlarında da palyaço kılığına girip çevresindeki çocukları eğlendiren John, herkes tarafından çok sevilen biri haline alır. Ancak John bunu sadece çocukları eğlendirmek için yapmaz. Çünkü kendisinin korkunç ve karanlık bir sırrı vardır. Etrafında güvenini kazandığı erkek çocuklarını evine davet eder ve çocuklardan bir daha haber alınamaz. O bölgedeki kayıp çocuk vakalarının hızla artmaya başlaması polisi şüphelendirir ve bir gün polis John'un evine bir baskın düzenler. İlk olarak hiçbir kanıt bulamayan polis ardından bodrum katına yönelir. Bodrumdan çok kötü ve pis bir koku geldiğini fark eden ekipler bunun patlamış bir kanalizasyon borusu olduğunu düşünürler ve bodrumdan birkaç örnek alarak oradan uzaklaşırlar. Yapılan araştırmalardan sonra ise korkunç gerçek su yüzüne çıkar. Alınan örneklerde insan kalıntılarına rastlayan ekipler eve tekrar geldiklerinde John'un bodrum katında kayıp olan çocuklardan bazılarının duvarların içine gömülü bir halde olduklarını tespit ederler. Ayrıca evin yakınlarındaki nehirde 5 kişi daha bulunur. Çoklu kişilik bozukluğu olduğu iddia edilen John'un 4 karakter taşıdığı savunulur. Bunlar katil olan palyaço John, müteahhit John, politikacı John ve Jack Henney adında bir adamdır. Ancak kendisinin psikolojik sorunları hakkında idam kararı çıkmasının önüne geçemez. Toplamda 33 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan John, Statesville'deki bir hapishaneye gönderilir ve tam 14 yıl bu hapishanede kalır. İnceleyeceğimiz son karakter Jimmy Darling. Çok seviyorum. Kendisi serinin 4. sezonu olan Freak Show'da karşımıza çıkıyor ve Jimmy'yi çok çok sevdiğim, başarılı bulduğum sevgili Evan Peters canlandırıyor. Kendisi dizide Bearded Lady yani sakallı kadın ile Strongman olarak adlandırılan yani aşırı güçlü bir adamın hayat verdiği iki karakterin oğlu. Ellerinde elektrodaktili denilen doğuştan gelen bir deformasyon var ve görünüş itibariyle elleri ıstakoz kıskaçlarını andırıyor. O yüzden kendisine Lobster Boy yani ıstakoz çocuk deniliyor. Jimmy Darling dizide iyi kalpli yani kısmi olarak diyelim ve sadece normal bir insan gibi normal bir hayat sürmek isteyen bir çocuk. Ancak gerçek hayatta ilham alınan karakter ise aslında hiç de o kadar iyi niyetli değil. Gerçek hayatta Grady Stylus ve Stylus ailesi uzun süredir çok nadir rastlanan elektrodaktili ya da halk arasındaki adıyla ıstakoz pençesi olarak anılan rahatsızlıktan müzdariptir. Ancak bunu avantajlarına çevirmeyi başarırlar ve aile 1800'lü yıllarda genişlemeye başlar. Ailede elektrodaktiliye sahip olan çocukların sayısı artar ve böylece ıstakoz ailesi adını verdikleri bir sirk kurarlar. Grady'yi özel kılan bir diğer ayrıntı ise elektrodaktilinin hem ellerinde hem de ayaklarında olmasıdır. Grady çocukluğu boyunca ailesiyle beraber şehir şehir gezer ve sirklerde gösterilere katılır. Bu eğlenceli ortamda büyüyen Grady genç yaşlarında karnavalda çalışan Maria Teresa isimli bir kadına aşık olur. Maria bir performans sanatçısı değildir. Karnaval personelidir ve o da çok geçmeden Grady'den hoşlanmaya başlar. Çift ilerleyen zamanda evlenir ve iki çocuk sahibi olur. Aynı genetik durumla dünyaya gelen çocuklarını aile mesleğine dahil ederler. Bir süre sonra alkol problemi yaşamaya başlayan Grady, eşi ve çocuklarına kötü davranmaya, hatta eşine şiddet uygulamaya başlar. Bir süre sonra çiftin çocuklarından biri olan Donna,
Genç bir kız olunca babasının istemeyeceği türden bir erkeğe aşık olur. Gençler kısa süre içerisinde evlilik planları yapar. Ancak bu durumu kabullenemeyen Grady, düğünlerinden sadece bir gün öncesinde genç adamın evine giderek onu av tüfeğiyle vurur. Mahkeme önüne çıktığında hiçbir pişmanlık duymadığını belirten, cinayeti kabul eden Grady, fiziksel durumunu öne sürerek hapse atılmaması gerektiği konusunda bir şekilde hakimi ikna etmeyi başarır. Bu sebeple Grady 15 yıl boyunca gözetim altında tutulma şartıyla salıverilir. Bir süre sonra Grady'nin kötü muamelelerine dayanamaz hale gelen eşi ve komşuları Chris Renta $1,500 ödeyerek Grady'yi öldürmesini ister. İkili cinayet için birlikte plan yapar ve Chris Grady'yi yakın mesafeden silahla vurarak hayatını kaybetmesine neden olur. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bunlar dizide en sevdiğim karakterlerdendi arkadaşlar. Ancak inanın American Horror Story'de daha onlarca gerçek hayattan ilham alınmış karakter var. İsterseniz serinin ikinci bölümünde yapabiliriz. American Horror Story 1984 Amerika yayınından bir gün sonra Perşembe 23.30'da FX'te. Video içinde de belirttiğim gibi D-Smart, Kablo TV, TV Bu, TV Plus ve Blue TV üzerinden sizler de izleyebilirsiniz. En kısa zamanda yeni videolarla görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Bye bye.